Slovakya'nın Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'ye vermiş olduğu destek sebebiyle ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tabii Robert'le bir benzer yanımız var. And we have one point in common with Robert. A spolu s Robertom to máme jednu vec spoločnú. 3 dönemdir Slovakya'da iş başında. And he has been in office for 3 consecutive terms in Slovakia. Ben de Türkiye'de 3 dönemdir iş başında. And the same applies to me. I've been in office for 3 consecutive terms in Turkey. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Tabii bu süreç içerisinde özellikle ekonomik alandaki gelişmeler hakikaten memnuniyet verici. Ticaret hacmimiz yaklaşık olarak 1,5 milyar doları aşmış vaziyette. Our trade volume has now surpassed the level of 1.5 billion US dollars. Ve 2012 yılı içerisinde Slovakya'dan ülkemize gelen turist sayısı 100 binin üzerinde. And the number of Slovak tourists coming into Turkey in 2012 was above 100,000. Ben bu vesileyle Slovak halkına ülkemize gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. And I would like to take this opportunity to thank the Slovak people for their interest in Turkey. Özellikle Slovakya'nın Avrupa Birliği'nde olması bakımından bu önem arz ediyor. Nabucco projesinde maalesef herhangi bir ilerleme söz konusu değil. Tabii Nabucco'da doğalgazın tedariki Nabucco yönetimine, yani Avrupa Birliği yönetimine ait bir sorundur ve 30 milyar metreküp yılda doğalgaz tedarik etmeleri gerekmektedir. Ama şu anda buna yönelik herhangi bir ciddi gelişme yok. Şu anda biz tabii yeni bir adım daha attık. Bu da TANAP projesidir ve Azerbaycan'la birlikte attığımız bu adım parlamentolarımızdan geçmiştir. Azerbaycan parlamentosundan geçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiştir. Ve öyle zannediyorum ki bu yıl içerisinde de dozerler çalışmaya başlayacaktır. Ve bu konularla ilgili olarak doğalgaz ve petrol hatlarıyla alakalı güvenlik noktasındaki müşterek çalışma tekliflerine olumlu bakıyoruz. And I must say that we are quite positive concerning the proposal by my counterpart as to working together in the issue of security of pipelines, be it oil or natural gas. Nükleer enerji araştırma çalışmaları noktasında müşterek çalışmaya olumlu bakıyoruz. And we are also quite positive concerning the question of working together in terms of nuclear energy research. Slovakya ve Türkiye arasında merkezi İstanbul'da olacak bir bilim merkezine olumlu bakıyoruz. Ve biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı Ivan Gasparovic ve Ulusal Meclis Başkanı Sayın Paul Paşka ile bir araya gelecek olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ve bu arada da bugün tabii aynı zamanda Türk-Slovak iş formunu değerli mevkidaşımla beraber açılışını yapacağız. Ve yine tabii bu arada gerçekten aramızda güzel elçiler var. And of course we have some very good, very nice ambassadors going to and fro between the two countries. No, máme mnohých veľvyslancov, ktorí obe naše krajiny zastupujú vzájomne. Ülkemizde Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan milli futbolcularınız yer alıyor. Stok gibi. Tabii bütün bunların yanında ayrıca kış oyunlarında gerçekten Slovakya başarılı bir ülke. Gerek antrenör noktasında, gerek sporcu noktasında 15'i aşkın şu anda ülkemizde Slovak yolu temsilciler var. Sporun değişik alanlarında da müşterek çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Okay. Thank you. Düşünüyor. Soruları olan mı olmayan mı? Olan efendim. Olan efendim. Ben tabii bu sorudaki incelikler için değerli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim Avrupa Birliği'nin kapısını çalışımız sene 1959. Well, we knocked on the door of the EU for the first time in 1959. Yani Avrupa Birliği'nin kuruluş çalışmalarıyla neredeyse beraberiz. 1963'te resmi müracaatımız var. And we applied officially speaking in 1963. Oficiálne sme požiadali o členstvo, o vstup v roku 1963. 50 yıl geçti. It has been 50 years. Takže už je tomu 50 rokov. Biz hala kapıdayız. We are still standing at the door. A stále stojíme za dverami.
bize şunu yapamadınız diyemediler. They have been unable to tell us, well, you failed in this and that. Yani siz birisine olumsuz cevap vermek istiyorsanız bahaneler çoktur. Yani bu bahaneleri uydurabilirsiniz. Zamienok, ktoré sa dajú na tento účel využiť. Ben tabii Robert'i istisnalar içerisinde olan bir arkadaşım olarak görüyorum. Bizde bir fıkra var. And we have a joke in Turkish. Kurt kuzuyu yiyecek. You have a wolf who is about to eat a sheep. Ne yaptın da beni yiyorsun diyor. And the sheep says, well, what did you do to deserve eating me? Suyu bulandırdın diyor. Kuzuyu yiyor. And eats the sheep. To bola jeho odpoveď a následne tú ovcu zožral. Bugüne kadar hep böyle geldi. Well, this has always been the case until now. Ama tabii biz kuzu değiliz. But of course we are no sheep. Tomuto, my sme na tom podobne, ale samozrejme nie sme žiadna ovca. Bunu da görüyorlar. And this is clearly seen, I think. Fakat biz sabırla devam ediyoruz. But we persevere, we are consistent. Ve sabırla devam etmeye kararlıyız. And we are determined to continue patiently. Ama bu nereye kadar olur? Ayrı bir konu. But to what point will that continue? That is a different, a separate subject. Tabii bir yerde de herhalde biz de artık noktayı koyarız. At one point or the other you have to draw the line.